Günaydın. 7 Eylül 2023. Sabah saat 7.48. Palizo. Hava sıcaklık 16 derece. Ve ben pazartesi günkü videomda olduğu gibi olmaktan korktuğum yerdeyim. Bizim yürüyüş başladı yine. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi ulaşım kartı gelmedi. O yüzden sabah çıktık. Bu sefer diğer istasyonu denedim. Hani belki orada bana bilet verirler diye. Fakat bugünkü oryantasyon saat 8'de olacağı için 8'de hani başlıyor gibi. Sabah 6'da kalktım. Duş aldım falan. 6.40 gibi çıktım. 6.55'te oradaydım falan. Kimse yoktu da. O yüzden derdimi anlatabileceğim biri yoktu. Ben de makineye gittim bilet almaya. Bu zon muhabbeti işe yaradı. Yani önceki dinleyim bak zon 1'de bu zon 2'de. O yüzden 4.95 olacağını 3.90 oldu aslında. Ama baktım bir de şey sunuyor. Tam bilet bir de düşük ücretli bilet. 10 yaş bileti falan. Öyle bir kategori de var. Dedim bari ben o zaman bunu alacağım. O da yarı fiyatına geldi. 2 bilet aldım. Dönüş için de aldım. Çünkü geçen sefer görmüştüm ki çıkışta da okutuyorsun. O yüzden dönüş için dev bilet aldım gördüğünüz gibi. Biraz tıkandım. Bu ulaşım kartı meselesinde de biliyorum artık sıkılmışsınızdır bu meseleden. Ben de çok sıkıldım. Ama bir iki kelam daha etmek istiyorum. Artık bir bilgisayar bilimci olarak dijitalizasyonu sonuna kadar savunacağız. Bizim yenmemiz gereken zihniyet tam olarak bu işte. Sen şey diyorsun, karbon ayak izi diyorsun, iklim değişimi diyorsun, durdurmamız lazım diyorsun. İşte ne bileyim, içten yanmalı motorlu bir yasaklıyorsun mesela. Ama hala böyle basit bir şey için posta gönderiyorsun. Diyorsun ki bu kart olmadan binemezsin falan. Hala o kartı şeyden kullanamıyorsun. Telefondan, telefon hesabından kullanamıyorsun ki uygulaması var. Ve baya kötü. Yani çok işlevsel bir uygulama değil. Yani oradan ödeme alamıyorsun. Bizim yenmemiz gereken zihniyet bu. Bu baya baya gelenekçilik. Bilmiyorum belki şeylerle alakalı. Mesela posta kurumu belki çok köklü, çok böyle güçlüdür belki lobi olarak da. O yüzden belki böyle şeyler şey yapılamıyordu. Mesela işte banka açılımı da yaptım. İşte mesela hesap aktif ama işte yine işte postayla belge gelmesi gerekiyor falan. Böyle şeyler var. Şu ana kadar gördüğüm her şey onun üzerinden yürüyor gibi. Almanya falan da aynı olması lazım. İngiltere'de falan da benzer olması lazım. Belki İngiltere biraz daha iyidir. Ama gerçekten yani bu kadar gelişmiş ülke olup böyle şeyleri atlamaları bilmiyorum artık gelenekçilikten mi geliyor nereden geliyor çok onu bilmiyorum takipçisi olacağız ama biraz hayal kırıklığı yani. Evet son düzlüğe ulaştık. Bugün çok daha kolay geldi. Yani ilkinde tabii her şey çok yeni olduğu için en baştan öğrenmek gerekiyordu. İşte telefona baka baka gidiyordum. Bugün telefona bakmadan da hani direkt yolu buldum. Ve daha hızlı geldi. Kim bilir belki hava iyi oldukça sabah sporu olarak bile yapabilirim. Çünkü bazı günler çok erken başlayacak dersin. O günlerde hani sabah spor yapma imkanım olmaz mesela. Hava güzel olsa bile koşuya falan çıkma imkanım olmaz. Bence bu koşun yerine geçer çok net. Şimdi biraz sonra bakalım çünkü çıkılan kat sayısı böyle bir 20'lere falan geliyor. 20 kat falan çıkmış oluyorsun. Neyse son düzlükteyiz, okula gelmek üzereyiz. Bu okulun iç avlusu. Şöyle bayağı büyük binaların üstünde böyle bir orta kısım var. Evet bazı sunumlar yapıldı, dinledik. Biraz uzun sürdü o yüzden biraz sıkıldım, uykum geldi ama başardık. Bu öğle yemeği verdiler şimdi. Bu avlu dediğim orta yerdeyiz. Daha arkada su falan var. Yemeğimizi yiyip bir
kampüs etkinliği var dediler. Hemen bakalım neymiş. Evet, Türkiye'de hepimizin görüp de saçma fiyatlara satıldığı için almadığı sudan ilk defa içiyorum bu su. İlk yorumlarım su gibi tadı, yani suya benziyor. Hayatımı değiştirmedi. Beni daha iyi bir insan yaptığıma emin değilim. Ama güzel, güzel bir su yani. Öneririm ama Türkiye'de almayın, gerek yok yani. Fransa'da gelince içilebilir. Evet, sabah 3.40. İşimiz bitti, dönüyoruz. Yaklaşık bir saat önce falan bitmişti aslında ama biraz oturduk öyle biraz. Ben bir iki sorum vardı şeye, bu program koordinatörüne. Bir onunla oturduk. Bir de bir iki öyle çocuk kalmıştı. Onlarla bir iki lafladık. Ne yaptık bu öğle yemeğinden sonra? Çekemedim orada bir. Çünkü çok böyle hareketli bir programdı. Campus Challenge diye bir şey yapmışlar. Ama işte şey diyorlar, işte bir oyun hani kampüs tanımanız için falan. Keyifli bir şeydi, komikti biraz. Önce böyle bir şey verdiler. Bulmaca gibi bir şey verdiler. Bir kelime bulmacası gibi. Yanlış yerden mi geldik ya? Yok, tamam. Devam. Daha yeni tanıyoruz kampüsü. Bir kelime bulmacası verdiler. Oradan böyle bazı kelimeler bulduk. Kelimelerden cümle çıkıyor. Cümle diyor ki işte kağıdın arkasındaki kod bir referans numarası. O referans numarası da şey, yani kütüphane referans numaraları oluyor böyle kitapların yerini belirlemek için. Kütüphanede o kitabın içinde bir şey bulacaksınız falan. Gidiyorsun, kitabı açıyorsun, işte diyor ki işte şurada bir şey var. Gidiyorsun, ona bakıyorsun, bir tane sudoku. Sudoku'yu çözüyorsun, bir tane oda numarası çıkıyor. Oda numarasına gidiyorsun, orada bir bulmaca var yine. Bulmacayı çözüyorsun, başka bir oda numarası çıkıyor. Sonra bir sınıf veriyor. Sınıfa gidiyorsun, içeride insanlar falan var. Dedik herhalde yanlış sınıfa falan geldik. Ama yok, yanlış sınıfa gelmemişiz. İçeri girip böyle bir tane sıranın üzerindeki bir kağıdı bulmamız gerekiyormuş. O kağıtta da bir tane böyle kod var. Kodun çıktısını şey yapıp hesaplayıp kodun verdiği şeyde bir sınıf. Yine bir başka sınıfa gidiyoruz. Böyle biraz böyle eğlenceli, komik bir şeydi yani. Ama böyle yaratıcı şeyler de koymuşlar böyle. QR kodla konum okutmalar falan filan. O şekilde eğlenceliydi. Onu yaptık. Hani zaten şey demişler, kampüsü tanımanız için yapıyoruz falan demişler. Bayağı bir aslında tanıdık. Kampüs dediği de burada şey, bu bugünkü Telekom Paris'in şeyiydi. Bu ben de yeni anlamaya başlıyorum ama o yüzden kafanız karışıyorsa şu an çok normal. Ben şu an mesela IP Paris öğrencisi olarak geçiyorum. Ama IP Paris ne? Şu an Google'da girseniz IP Paris'te çıkacak olan şey şu: 2019'da kurulmuş bir okul. Oha, nasıl falan diyeceksiniz. Aslında 5 tane mühendislik okulu var. Yani tam mühendislik okulu denmez de burada ekol denilen daha böyle özel ve daha böyle teknik eğitim veren okullar. 2019'da bu ekolleri, 5 tane ekolü birleştirip bir tane yapı altına almışlar. İşte bunlar da işte Ekol Politeknik en çok bilineni. Zaman böyle askeri okula falan gidiyor kökeni. Telekom Paris, benim işte bugün olduğum Telekom Sud Paris, ENSA'ya, ENSTA. Bu 5 okul. Bir de Paris Saclay var. O da biraz daha böyle aşağıda. Bu kampüsten bir 2 kilometre falan aşağıda. Bu okullar birleşiyorlar. IP Paris, yani Institut Polytechnique de Paris diye bir oluşum kuruyorlar. Hala böyle geçiş aşamasındalar. O yüzden aslında biz böyle tabii ilk öğrenci olmuyoruz artık ama hani hala böyle bir şeyliği var. Bir deneyin parçasıyız gibi. O yüzden biz bu eğitim boyunca bu okullardan böyle üçünden falan ders alacağız. Benim programım özelinde, ben niye IP Paris öğrencisi oluyorum? Çünkü bu master programlarını IP Paris master programları diye sunuyorlar. Fakat mesela bir tane merkez CEO oluyor. Benim programımın merkezi de Telekom Paris. Bugün de işte Telekom Paris masterlarının oryantasyonu vardı. Bütün o işte, ama şey, bugünküler, bugün gelenler şey, bilgisayar yani computer science öğrencileri. Onları toplamışlar. Telekom Paris merkezi de oluyor. Ama mesela işte atıyorum bu konuyu, yani bu konuyu şey yapabilecek, okuduğumuz konuyla alakalı olan mesela Ecole Polytechnique'de bir ders var mesela. Computer Animation diye bir ders var. Onu gidip Ecole Polytechnique'den alacağım. Sonra mesela daha böyle temel bir ders var. Mesela Telekom Paris'ten alacağım. Mesela işte Virtual Reality dersi var. Onu Paris Saclay'den alacağım falan. Böyle bir sistem koymuşlar yani. Hala çok iyi çalışmıyor bence. Zaten anlatmıştım ders seçimlerine falan da sıkıntı olduğunu. Çok iyi çalışmıyor ama olabildiğince hani yardımcı olmaya falan çalışıyorlar. İşte
Daniel'in yanına da o yüzden gitmiştim. Bizim programın koordinatörü. Yani formlar kavuşuyor, bir şeyler oluyor falan. İşleyişler böyle tam net değil hala. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorlarmış. Ama şu anki durum o yani. O biraz şeylikten dolayı. Çünkü her okulun biraz kendi sistemi var. Yıllardan gelen ama şimdi onları böyle daha böyle uniform bir hale getirmeye çalışıyorlar. Durum bu yani. O yüzden bugün de böyle bir oryantasyondaydık. Bir sürü öğrenci vardı. Ya bir sürü dedim, çok da değil aslında. Çünkü her bölümde aslında çok fazla öğrenci yok mesela. Mesela şey var. High Performance Data Analytics bölümü var. İşte Malezyalı bir çocukla tanıştık. O oradandı. Mesela o çocuk şeymiş. İki kişiden biriymiş galiba. Hatta ilk başta tek sandı kendini. Ama sonra öğrendik ki ikinci de varmış. Sadece gelmemiş bugün. Mesela o bölümde ilk sene öğrenciler olarak iki kişiler. Biz de sanırım ya 4 ya 5 kişiyiz. Öyle olacağız gibi gözüküyor. Ama tabii bu şey anlamına gelmiyor yani. Hani derste bir hani 5 kişi alacağız anlamına gelmiyor. Dersler hani bir alan üzerine olduğundan farklı bölümlerden hani bu dersi almak istiyorum diyen insanlar da alabiliyor. O yüzden mesela bu şey ders seçme portalında baktım. Mesela aldığım bazı derslerde falan 20 kişi falan vardı yine. O şekilde bakalım nasıl olacak. Çok da uzun sürdü bu video ama neyse. Yürüyüşüme eşlik etmiş oldunuz. Zaten şimdi dönerim artık. Saat 4 oluyor. Gidene kadar 5'e kadar gelse odaya giderim. Biraz çalışırım belki. Daha Metibox'ta bakmam gereken şeyler vardı. O yüzden aslında bu video bitebilir burada. Telekom Paris'teki oryantasyon günü böyle sona eriyor diyelim. Görüşmek üzere.